sola. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalkıyoruz. Evet, son kez. Bekleme pozisyonu. Sola bir adım, sağa bir adım. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalktım. Bir başka arkadaş. Soldan başlayalım, sen sağdan başla. Hazır bekleme pozisyonu. Evet. Top benim soluma, senin sağına düşüyor. Bir adım attık. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalktım. Gel yine yerine. Aynı şekilde bekliyoruz. Bir adım attım. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalktım. Sırtının üzerine düşebilirsin. Dirseğin üzerine kalma. Sağdan yapalım. Evet, aynı şekilde bekliyoruz. Sağımız, benim sağıma, senin soluna geliyor. Bir adım attık. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalktım. Tam yapmıyorsun yalnız. Biraz daha sırtın üzerine düşüşü yap yani. Yumuşak bir düşüş yapıyoruz şu anda. Dirseğin üzerine kalma. Sakatlık olabilir yani. Bütün vücudunun ağırlığı dirseğin üzerine kalmasın. Evet. Senin soluna, benim sağıma geliyor. Bir adım attık. Altına girdim, vuruşu yaptım. Hemen kalktım. Bir başka arkadaşı alayım. Sağdan başlıyoruz. Sen soluna, ben sağıma. Evet. Bekliyoruz. Karşıdan geliyor top. Ezbere değil. Evet. Sağıma geldiğini hissettim. Sağa, sola bir adım. Altına girdim. Vuruşu yaptım. Vuruşu göstermen lazım. Bunu da kıracaksın kolun işte. Çünkü aşağıda top. Kırarak vuracaksın bunu. Sanki aşağıdan bir taş alır gibi. Avuçlar gibi. Kumu avuçlar gibi düşün. Bir daha yapıyoruz. Sen soluna, ben sağıma. Bir adım attık. Kurtardım topu. Kalkış yaptım. Tersinden. Yine aynı şekilde. Sen sağına, ben soluma. Bekliyoruz. Pozisyondayız. Bir adım attık. Altına girdik. Kurtardık. Hemen kalkış yaptık. Kalk hemen, kalk. Son. Yine bekliyoruz. Adımı attık. Altına girdik. Vuruşu yaptık. Hemen kalktık. Bugün temel defans tekniklerine giriş yaptık. Düşüş temel teknikleri konusunda da kendimizi geliştirdik. Aynı enerjiyle haftaya görüşmek üzere. Voleybol oynayın, eğlenin, sağlıklı kalın. Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir.
İnsuyu mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Efendim merhabalar, Sanat 2011'e hoş geldiniz. Sokaktan çıkan sanatların keşfini amaçlayan Perafilm 2011 sonbahar sezonuna Street Art film programıyla başladı. Programın içerisinde kısa ve uzun metrajlı filmler, belgeseller ve pek çok söyleşi olacak. Bu programın 2 Ekim'e kadar Pera Müzesi'nde olduğunu hatırlatalım ve bu haberimizin dahil olduğu haber turuyla Sanat 2011'e başlayalım. Fotoğraf sanatçısı Bruno Seralong, Zaman Kapsülü başlıklı sergisiyle Akbank Sanat'ta. Fotoğraf çekimleri için ülke ülke gezen sanatçı, enformasyon toplumu denen olguya küresel ölçekte bakmayı denemiş. Uygun anı beklemek yerine ilgi duyduğu konuların peşine düşen Seralong, fotoğrafın belge niteliğiyle sanatçının öznerliğini birleştiren çalışmalara imza atmış. Ali Akay'ın küratörlüğünde gerçekleştirilen Zaman Kapsülü adlı fotoğraf sergisi 28 Ekim tarihine dek görülebilir. Perafilm 2011 sonbahar sezonuna Street Art filmler programıyla başladı. Kısa ve uzun metraj filmlerin, belgesel ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikte sokaktan çıkan ve sokağa dair olan sanatların keşfi amaçlanmış. 2 Ekim'de sona erecek etkinlikte klasik grafiti, stensil grafiti, yapıştırma sanatı, nişastalı tutkal ve sokak yerleştirmelerinin yanı sıra Jean-Michel Basquiat ve Kate Haring üzerine film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Ozan Doğulu 30 yıllık müzikal birikiminin ardından 2010 yılının Haziran ayında 130 BPM Allegro adlı ilk albümünü çıkarmıştı. Doğulu ve Yalın albümde yer alan Daha adlı parçasının klibi için bir araya geldi. Şarkı sözlerinin 2010 Altın Kelebek yarışması en iyi Türk pop müzik solist ödülünü alan Yalın'a ait parçanın klip çekimleri eski Kundura fabrikasında gerçekleştirildi. Yılda bir Fas'ta düzenlenen Sale Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki büyük ödülü Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne veriliyor. Festival ödül gerekçesini toplumsal cinsiyet bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak, ayrımcılık, şiddet ve çocuk yaşta evliliklere dikkat çekmek olarak gösteriyor. 2004 yılında ilk kez izleyiciyle buluşan ve bu yıl beşincisi düzenlenen festivalde dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin kültürel çeşitliliğe vurgu yapan filmleri gösterilecek. ...18. Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl bir ilk gerçekleşiyor. Altın Koza Öğrenci Atölyesi. 20 üniversiteden sinema üzerine eğitim gören 40 öğrenciyi bir araya getiren programa Konya Selçuk Üniversitesi de teknik destek sağlıyor. 7 günlük atölye programında Türk ve dünya sinema tarihi, senaryo yazımı, yönetmenlik, film analizi, çekim teknikleri, prodüksiyon hazırlıkları, yapım ve kurgu üzerine dersler alanında uzman isimler tarafından verilecek. Yarınların sinemacılarına yatırım amacıyla yola çıkan atölye çalışmalarının 24 Eylül'de festivalle eş zamanlı sona ereceğini hatırlatalım. Efendim Sanat 2011 tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen sizler de bize ulaşın. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr ve bildiğiniz gibi artık Facebook'tan da bize ulaşabiliyorsunuz. TRT Okul Sanat 2011 yazdığınızda hem günlük akışımızı takip edebilir hem de görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve geldik bugünkü stüdyo konuma. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 12. İstanbul Bienali başladı. Bienali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü
sayın, yanlış söylemeyeceğim. Görgün Taner bizlerle birlikte. Görgün Bey hoş geldiniz. Olsun, karışıyor. Güngör, bunu Görgün okudum. Özellikle oluyor. Dikkat ediyorum. Çünkü Görgün Güngör olarak çok Güngör, sizi anlıyorlarmış. Çok, ben de dikkat etmek istedim onun için. Çok oluyor. Bir de Güngör Taner biliyorsunuz aynı zamanda çok kıymetli bir sanatçımız. Aynen. Sizin de çok iyi bildiğiniz karıştırmamak gibi. Karıştırmamak için ben de baktım, kusuruma oluyor. Bakmayın. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen Biennale'i ilk önce sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum ama konu başlığı olarak da isimsiz nereden çıktı olarak ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Evet. Şimdi çok güzel anlattınız aslında. İstanbul Biennale başladı. Özellikle uluslararası arenadan çok iyi tepkilerle başladı. 4000'e yakın yurt dışından küratör olsun, sanat çevresi olsun, sanatçı olsun, basın olsun, ziyaretçi geldi bu 3 gün boyunca. 500'e yakın yurt dışından basın mensubu geldi. Gerçekten çok görkemli bir basın toplantısı oldu. Sonra önce mesleğin profesyonelleri gezdiler. Ondan sonra da cumartesi günü İstanbullularla Biennale'i buluşturduk. Şimdi bu Biennale'in diğerlerinden bir farkı var. Bu da aslında İstanbul Modern'in de olduğu mekanda 3 ve 5 nolu antrepolarda, Tophane'de ve 2 mekan kullanılarak yapılıyor oluşu. Bundan önceki Biennale'lerde eski zamanlarda tarihi mekanlar kullanılıyordu. Daha sonra biliyorsunuz daha çok Taksim, Asmalı Mescit civarındaki mekanlar. Geçtiğimiz Biennale'de işte Şişli'de bir ilkokul kullanıldı gibi gibi mekanlar varken bu iki küratör, biri Adriana Pedroso, öbürü Jan Sofman, Brezilyalı ve Amerikalı küratörler, daha çok bir yeni müze anlayışıyla beraber sergilenmesi gerektiğini, kendi konseptlerini söylediler. Ve Japon bir mimarla çalıştılar ve bütün projeyi, bütün Biennale projesinde Torres isimli bir Kübalı Amerikalı, Felix Gonzalez Torres isimli Kübalı Amerikalı bir sanatçının isimsiz bir eserinden yola çıkarak koydular. İsimsizle şunu kastediyorlar aslında, her sanat eserinin mekana göre, zamana göre algılanış şekli ve duruşu farklılık gösterir. O nedenle biz de bu bölümlere isimsiz diyelim diyerek yola çıktılar. Evet. 5 değişik bölüm var. 50'nin üzerinde sanatçı var. Bir takım karma sergiler var. Solo sanatçı sergileri var. Gerçekten yaklaşık çok sayıda sanat eseri var. 500'ün üzerinde sanat eseri var. Ve Biennale'i gezmek 3-3,5 saat civarında bir zaman alıyor. Bütün İstanbullulara böyle bir zamanı ayırıp gelmelerini istiyoruz. Özellikle gençler ücretsiz bir şekilde izleyecekler. Üniversite öğrencileri. Buradan duyurmuş olalım. Bu çok önemli. Ve de İstanbul Biennale'i şu anda dünyadaki en önemli sanat sergileri, 2 senede bir sanat yapılan sanat sergisi biliyorsunuz Biennale, en önemli sanat sergileri arasında sayılıyor. Bu nedenle de bunun altını şöyle kalınca çizmek kalınca istiyorum. Çizelim. Şunu da atlamamış olalım. Aslında siz de başında anlattınız. Böyle bir Biennale'in, uluslararası bir Biennale'in pek çok gazeteci, sanatçının İstanbul'da buluşması aslında bizim kentimizle de ilgili çok önemli bir adım. Çok büyük bir adım. Hem yurt dışına duyurmak hem de kendi sanatımızı da aslında duyurmak adına. Çünkü şu anda İstanbul'da Biennale'in yanı sıra pek çok önemli sergi, tiyatrolar yavaş yavaş açılıyor ya da değişik mekanlarda sanat sezon geliyor değil mi? Sezon geliyor. Bir heyecan var. Evet, aynen, başlamak üzere. O anlamda da Biennale'in zamanı da galiba çok önemli ama dünyada da galiba şu anda Biennale onun için mi tercih ediliyor Eylül'de? Bir boşluk var galiba ve o şimdi tabii İstanbul'a bu bizim denk getiriliyor. Biraz da İstanbul'un en güzel aylarından bir tanesi biliyorsunuz aslında Nisan, Mayıs gibi, ondan sonra da Eylül ayıdır. Eylül ayıdır. Hem okullar açılıyor hem bir böyle bir canlanma oluyor. Ekim'in başında tiyatrolar perdelerini açıyorlar. Yepyeni bir sezon başlıyor. Hava serinler birazcık. Evet, hava biraz serinliyor. Ağustos'un nemi gitmiş oluyor. Bu nedenle Eylül ayını tercih ettik. Bir de tabii dünyada diğer Biennale'lerin oturduğu zamana da bakmak lazım. Tabii. Venedik Biennale Haziran'da, İstanbul Biennale Eylül'de. Bu çok önemli. Bir de demin söylediğinize dönmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir noktayı tabii, lütfen, söylediniz. Lütfen. O da şu. Şimdi artık ülkeler tanıtımlarını, kendileriyle ilgili tanıtımlarını, özellikle kentler kültür sanat etkinlikleri üzerinden yapmaya başladılar. Bu yurt dışına gidelim, kültür sanat etkinliği yapalım değil. Burada yurt dışından gelecek yabancılara, turistlere, sanatçılara, sanat insanlarına, herkese bir kültür etkinliği sunmak peşinde. Bütün dünyada bu böyle oluyor. Siz Paris'e gittiğinizde önce Louvre'u ya da işte Pompidou'yu geziyorsunuz. Venedik'e gittiğinizde oradaki film